Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 11. sınıf konusu olan dolaşım sistemine devam ediyoruz. Bir önceki videoda hatırlarsanız kategori kategori gideceğiz demiştik. Kan hücreleri kısmından bahsetmiştim. Yani kan ve kan hücreleri. Burada ise artık lenf dolaşımına başlıyoruz. Şimdi insanlarda iki tip dolaşım vardır. Biri kan dolaşımı, diğeri ise lenf dolaşımıdır. Biz lenf dolaşımı çok bilmeyiz çünkü bir yeriniz kesildiği zaman oradan kan akar. Lenf sıvısının aktığını asla fark etmezsiniz. Yani o öyle bir sıvı değil. Kan gibi o kadar akabilecek, ona ulaşabileceğimiz bir sıvı olmadığı için bu sistemden çok haberdar olmayan bir sürü kişi var. Tabii haklı olarak. Şimdi lenf dolaşımı ne oluyor? Lenf dolaşımı sadece insanlarda bulunan bir dolaşım değildir. Balıklar hariç omurgalıların tamamında bulunan bir dolaşımdır. Aynı küçük kan dolaşımı gibi. Küçük kan dolaşımı da balıklar hariç tüm omurgalılarda bulunabiliyordu. Lenf de bu şekilde. Ne işe yarıyor? Tabii bir sürü görevi var ama en temel görevi aslında şu. Hatırlayın, size bir Starling hipotezi anlatmıştım. Starling hipotezinde kılcal kan damarlarının atar damara yakın olan kısmından kandan madde çıkarken toplar damara yakın olan kısmından madde girişi oluyordu. Ama örneğin 100 tane madde çıkıyorsa 100 tane madde geri giremiyor. Yani kan her zaman maddeyi bir kaybetme durumunda. Yani çoğunluğu çıkıyor ama geri giriş daha az. Bu yüzden dokularda sürekli bir fazla madde kalması söz konusu. İşte lenf o toplar damar ucundan geri verilemeyen maddeleri topluyor ve tekrardan bunların kan dolaşımına katılmasını sağlıyor. Yani aslında arkadan kan dolaşımını sürekli destekleyen ikinci bir dolaşımdan bahsetmiş oluyoruz. Tabii ki tek görevi bu değil. Bunun dışında bağırsaklardan yağlı maddelerin emilmesini ve bunların kan dolaşımına katılmasını sağlıyor. Sindirim sistemi gördük. Sindirim sisteminde bağırsaklarda villuslar vardı ve bu villuslarda bir kan kılcalları bir de lenf kılcallarından bahsetmiştik. Hatta hangi maddeler kan, hangi maddeler lenfle emilir demiştik. İşte orada lenfin emdiği maddeleri dönüp dolaştırıp kana tekrardan getirecek olan lenf sıvısı oluyor. Bir önemli diğer görevi ise şimdi ilk olarak ne dedik? Kan damarından sızan maddeleri toparlayıp tekrar kana getirecek. Bir diğerine ne dedik? Yağlı maddelerin kan dolaşımına katılmasını sağlayacak. Üçüncü ve en önemli görevi ise lenfosit üretimini destekleyecek ve böylelikle bağışıklıkta görev alacak. Şimdi ilk olarak lenf damarlarından bahsediyoruz. Lenf sistemi iki tip damardan oluşur. Lenf toplar damarı ve lenf kılcal damarıdır. Lenf atar damarı diye bir damar çeşidi yoktur. Lenf damarlarından lenf toplar damarları aynı kan toplar damarları gibi daha büyük damarlar ve lenf kılcallarına açılan damarlardır. Yani bunlar aynı kan toplar damarları gibi çap olarak geniş ve akışın ters yöne gitmesini engelleyen kapakçıklara sahip olan damarlar. Yani bunun içinde bulunan lenf geriye doğru gitme eğiliminde gitmesin diye içerisi kapakçıklar bulunduruyor ve bu kapakçıklar lenf sıvısının tek yöne doğru yani diğer yöne istediğimiz yöne doğru gitmesini sağlayacak. Lenf kılcallarına geldiğimizde ise kan kılcallarıyla farklılık vardı. Şimdi şunu bir boş bir kağıtta anlatacağım. Şurası kan kılcalları olsun. Burası ise lenf kılcalları olsun. Kan kılcallarını şöyle göstermiştik. Bir ucu atar, diğer ucu toplar damara yakındı. Lenf kılcallarını ise şu şekilde göstereceğiz. Bir ucu toplar, bir ucu ise kapalı. Yani kan kılcallarının iki ucu da açıktır ve bir ucu atar damar, diğer ucu toplar damara bağlıdır. Lenf kılcallarının ise bir ucu açıktır. Açık uç toplar damar, kapalı uç doku içindedir.
Yani şuralar doku hücrelerinin olduğu alan ve bunun içine gidiyor. Maddeleri buradan alıyor ve maddeler bu şekilde toplar damara doğru gidiş gösteriyor. Yani içerik lenf kılcallarında dokudan toplar damara doğrudur. Kan kılcallarında ise içerik atar damardan toplar damara doğru gider. Lenf kılcallarının içerisinde lenf sıvısı bulunur ve lenf sıvısının hareketi kandan yavaştır. Kan ise çok daha hızlı bir harekete sahip. Bunun sebebi de kan dolaşımında bir kalp bulunması. Oysa ki lenf dolaşımında kalp yerine geçebilecek bir pompalama görevi üstlenen bir organ yok. Bu yüzden kan damarlarında kan akışı lenf akışından hızlıdır. Şimdi tekrardan kitaba geri döndük. Şeyi söylemeyi unuttum tabii. Lenf kılcalları ve kan kılcallarının geçirgenliğini tartışabiliriz. Geçirgenlik olarak baktığımızda şu var. Kan kılcallarında birçok madde aslında damardan geçemiyor. Mesela büyük proteinler, hücreler, bunların akyuvarlarının özel bir durumu var. Geçebilme durumları var ama genel olarak baktığımızda büyük proteinler geçiş yapamıyorlar. Ama lenf kılcalları çok daha geçirgen. Yani kan kılcalının içinden geçiremediği bir maddeyi lenf kılcalı geçirebilir. Bu yüzden lenf kılcalları kan kılcallarına göre daha geçirgendir. Kan kılcalları da lenf kılcallarına göre geçirgenliği azdır diyeceğiz. Zaten lenf kılcallarının geçirgenliğinin daha fazla olması kanın kaybettiği maddelerin toplanarak tekrar kana ulaştırılmasını sağlayan temel faktör olacak. Şimdi fotokopiye dönüyoruz. Şimdi geldim. Lenf içerisinde bulunan sıvı nasıl hareket ettirilecek? Şimdi akışkanlığını karşılaştırmıştık. Lenf çok daha yavaş hareket eden bir sıvıyken kan daha hızlı hareket ediyordu. Çünkü kanın hareket etmesinin en büyük sebebi kalpti. Kalpteki o karıncıklarda gördüğümüz o kasılmanın etkisiyle kan ittirilerek çok hızlı bir şekilde hareket ettirilebiliyor. Ama lenfte bunu yapabilecek bir organ yok. Lenfteki sıvı nasıl hareket ettirilecek? Şimdi dolaşımı göreceğiz birazdan. Lenf dolaşımının nasıl olduğunu orada daha iyi anlayacaksınız. Ama şöyle söyleyelim. Lenf bütün istediği maddeleri topluyor ve kalbe getiriyor. Kalpteki kulakçıkta meydana gelen o gevşeme hareketi üst ana toplar damardan kan çekilmesini sağlıyor. Ve lenf damarları da üst ana toplar damara bağlantı gösterecek. Bu yüzden de kulakçıklarda görmüş olduğumuz o gevşeme olayı, ki buna negatif geri emme diyeceğiz. Bu gevşeme tam bir sanki bir pipetle bir işte sütü suyu çeker gibi bir çekme kuvveti oluşturacak ve böylelikle lenf sıvısı da hareket etmiş olacak. Ayrıca bir de iskelet kaslarında görmüş olduğumuz kasılıp gevşeme hareketleri de aynı toplar damarlarda gördüğüm iskelet kasları hareketleriyle aynı etkiye sahip. Çünkü iskelet kasları hem lenf toplar damarları hem de normal kan toplar damarlarının içinden geçtiği kaslar. Bu yüzden de kaslarda gördüğüm kasılıp gevşeme hareketi o toplar damarlar içinde itme kuvveti oluşturuyor ve böylelikle kan ve lenf her ikisinde de ortak bir şekilde hareket ettirilebiliyor. Şimdi geldim lenf düğümlerine. Lenf düğümleri belki görüntü olarak hani sonuç olarak böyle bir toplaşılan alanlar gibi gördüğümüz için kalbe benzetebiliriz. Hani sonuçta o kanın bir yerde toplandığı bir alan nasıl kalpse burada da lenfin böyle bir anda toplandığı bir yer gibi düşünebiliriz. Ama kalple benzer bir görevi yok. Sadece görüntü olarak, şekil olarak benzetebiliyoruz. Çünkü lenf düğümleri lenfosit adını verdiğimiz
özel bağışıklık hücrelerinin üretilmesini sağlayacak. Lenfositler bir lökosit yani aküvar çeşitleridir ama lenf düğümlerinde üretilebilen özel bir hücre çeşididir. Bunların antikor üretme yetenekleri vardır ve bağışıklıkta çok değerlidirler. İşte bunların üretim yerleri lenf düğümleri olacak. İşte bu şekilde lenfositlerin üretildiği yerleri lenf düğümleri olarak göreceğiz. Lenf düğümleri vücudumuzun belirli yerlerinde yoğunluk gösterir. İşte boyun kısmında, göğüs kısmında, kasık kısmında bol miktarda lenf düğümleri görüyoruz. Örneğin en iyi bildiğimiz lenf düğümümüz bademcik. Yani işte şu boğazımızda bulunan, o işte sürekli böyle boğazımızın şişmesine yol açan kısım lenf düğümleri. Sanki boğazımızın şişmesine yol açarak derken sanki kötü bir şeymiş gibi söyledim ama değil. Çünkü lenf düğümleri bağışıklıkta rol oynadığı için enfekte olan bölgeler ve şişmesi zaten o sırada o bölgede işte bir bakteri, bir virüs gibi bir enfeksiyon kaynağının olduğunu gösterir ve bizi iyileştirmek için savaşan en önemli hücrelerimiz de bu bölgede bulunduğu için burada çok ciddi bir bağışıklık olayı gerçekleştirilir. Şimdi lenf sistemini asla bir kan sistemi gibi böyle tam bir döngü olarak düşünmeyeceksiniz. Burada kan sistemi kalpten çıkar, atar damar, kılcal damar, toplar damar, geri döndü. Lenf sistemi öyle değil. Dokulardan lenfi çeken kılcallar onlar toplara veriyor, oradan kalbe giriyor. Sonra tekrar dokulardan yeni lenf, kılcallar toplara, toplardan kalbe. Tek yönlü bir gidiş söz konusu olacak. Yani bunu şu şekilde görebiliriz. Bakın şu şekle baktığınız zaman da kanın sürekli bir döngü halinde olduğunu görüyoruz. Ama yeşille gösterilen lenfler. Lenfleri topluyor, kalbe getiriyor. Lenfleri topluyor, kalbe getiriyor. Tek taraflı hep kalbe doğru çalışan bir sistem. Dönüp dolaşıp tekrar kalbe gelme şekli değil, başka bir yerden alıp kalbe getirme, başka bir yerden alıp kalbe getirme şeklinde olacak. Şimdi gelelim lenf yapısına. Lenf aslında bir nevi yapısında kırmızı kan hücreleri bulunmayan kan olarak isimlendirebiliriz. Çünkü birçok anlamda kan ile benzerlik taşıyor. Ama içerisinde kırmızı kan hücreleri ve kanda bulunan bazı proteinler yok. Bir doku sıvısı aslında. Yani kandan sızan, kanın toplar damar ucundan geri alınamayan ve dokudaki hücreler arası maddeye sızan doku sıvısının toplanarak damara çekilmesiyle lenf oluşuyor. Renk olarak da bol miktarda lökosit taşıdığı için bu lökositler nedeniyle de beyaz renkli gözüken bir sıvı. O yüzden beyaz kan olarak da isimlendirilebiliyor. Bu lenf sistemi iki ana dolaşıma sahip. Sağ lenf ve sol lenf sistemi şeklinde görüyoruz. Şimdi ilk olarak sağ lenf sistemine bakıyorum. Yani sağ lenf dolaşımı. Sağ lenf dolaşımı sadece baş, göğüs, kol. Bunların sağından yani başımın sağ kısmı, göğsümün sağ tarafı ve sağ kolumdaki dokularımda biriken lenf sıvısı lenf kılcallarına verecek. Lenf kılcalları bunları alacak, lenf toplar damarlarına getirecek ve lenf toplar damarları da bunu alacak. Sağ köprücük altı toplar damarına getirerek burada kana dökecek. Yani sağ lenf dolaşımında lenf sıvısının kan ile karşılaştığı ilk bölge sağ köprücük altı toplar damarıdır. Önemlidir sorarlar. Şimdi geldim sol tarafa. Sol tarafta sol lenf dolaşımı diyoruz. Sol lenf dolaşımı daha büyük bir dolaşımdır ve iki parça halinde gerçekleşir. Burada baş, göğüs, kolun solu. Yani başımın sağ tarafı, göğsümün sağ tarafı, sağ kolum. Bunları sağ lenf alıyor. Sol taraf ise başımın solu, göğsümün solu ve sol kolum. Buradakileri alıyor sol lenf kılcalları. Bu kılcallar sol taraftaki lenf toplar damarlarına veriyor ve bu sol taraftaki lenf toplar damarları da göğüs kanalı adını verdiğimiz bir kanala bütün bunları getiriyor. Şimdi bu sadece yukarıdan toplama. Bir de vücudumun karnımın ve altında kalan kısmı var.
göğüs kısmımızın altında kalan bütün lenfler sol dolaşımla toplanır. Yani sağ bacak gibi böyle bir sağ lenf dolaşımı kesinlikle yok. Sağ lenf dolaşımı sadece başımın sağı, göğsümün sağı ve sağ kol. Bunun dışında kalan tüm lenf sistemim sol taraftan toplanacak. Sol lenf dolaşımının ikinci kısmı ise bacaklardan ve bağırsaklardan lenf toplayacak. Bağırsaklardan toplanan lenf özellikle çok değerlidir. Çünkü bağırsaklardan toplanan lenf sindirim sistemimin içerisine girmiş olan yağlı maddelerin aslında emilmesini sağlar. Bacak ve bağırsaklarımızdan toplanan lenf, lenf kılcallarına verilir. Oradan lenf toplarlarına geçer. Lenf toplarlarından sonra lenf toplar damarlarıyla peke sarnıcına gelir. Peke sarnıcı böyle karın bölgesinde görüntü olarak bir sarnıca benzerlik gösterdiği için buraya böyle bir isim verilmiş. Peke sarnıcı göğüs kanalıyla kaynaşır, yani göğüs kanalına ulaşır. Şimdi artık göğüs kanalında hem sol taraftan, sol üst vücudumdan gelen var, hem de direkt vücudumun alt kısmından gelen var. Bunların hepsi toplanır ve sol köprücük altı toplar damarına gelir. Yani sol köprücük altı toplar damarı sol lenf dolaşımımın ilk kez kan ile karıştığı damardır. Şimdi soru diyecek, peki sol ve sağ ne zaman ilk kez karşılaşır? Bunun cevabı da üst ana toplar damar. Yani sağ lenf dolaşımı sağ köprücük altı toplar damarına verdi. Sol lenf dolaşımı da sol köprücük altı toplar damarına verdi. Sağ ve sol köprücük altı toplar damarları zaten üst ana toplar damarına birleşir ve bu da zaten sağ kulakçığa girer ve böylelikle lenf kalbin içine girmiş olur. Yani sorularda gelebilir. Lenf sistemiyle emilmiş bir maddenin gireceği ilk organ neresidir? Cevabım kalp olmalı. Şimdi çok kısaca bir de kan gruplarından bahsedeceğim. Çünkü aslında kan gruplarını 10. sınıfta kalıtımda görüyoruz ama burada böyle bir kısaca geçeceğiz. Çok ayrıntılı, daha ayrıntılısını görmek istiyorsanız çaprazlamalarıyla 10. sınıftaki kan grupları kısmını izlemeniz gerekiyor. Şimdi antijen ve antikor kavramlarımız var. Bağışıklık konusunda bir sonraki videoda daha iyi anlayacaksınız. Antijen, vücuduma giren yabancı proteinlere verdiğim isim. Şimdi benim de antijenlerim var ama benim antijenim bana yabancı değil tabii ki. Başkasının antijeni bana yabancıdır. Antikor ise işte o vücuduma giren yabancı proteine karşı üretmiş olduğum savunma proteinlerine verdiğim isim. Kan gruplarında bende bir antikor varsa vücuduma giren kanda o antikorla uyum gösteren antijenin olmaması gerekir. Olursa ne olur? Olursa kanda bir çökelme, yani pıhtılaşma olur. Kanda meydana gelen bu pıhtılaşma da kişinin ölümüyle sonuçlanır. Bu yüzden kan nakillerinin çok ciddi ve çok titizlikle yapılması gerekiyor. Yanlış kan grubunun kimseye verilmemesi lazım. Aksi durumda kan çökelir ve orada hasta kaybedilir. Şimdi burada kan gruplarında aslında insanlarda MN, AB0 ve RH olmak üzere 3 farklı kan grubu görüyoruz. Ama size kan grubunuz nedir diye sorsam hiçbiriniz MN, M ya da N gibi şeyler söylemez. Çünkü bilmiyoruz. Neden? Çünkü MN adını verdiğimiz bir kan grubu sistemine sahip olmamıza rağmen bu kan grubu sistemi antikor oluşumu yapmadığı için bunun kan nakillerine hiçbir önemi yok. Bu yüzden de biz kan grubumuzu, MN bakımından olan kan grubumuzu öğrenmiyoruz. Ama AB0 ve RH kan grubumuz önemlidir. İşte ARH pozitif, BRH negatif, ABRH negatif gibi. Bu kan grupları kan nakillerinde önemli. Çünkü bu kan gruplarında antijen var ve bunlara karşı üretilmiş antikor da var. O yüzden kişilerin antijen ve antikorlara sahip olmasına bakılarak kan nakillerinin yapılması gerekiyor. Ve doğru bir kan nakli ise şu: herkese kendi kan grubu verilmeli. ARH'a ARH, B negatife B negatif, ABRH'a ABRH şeklinde. Şimdi bu kan gruplarını bir tablo olarak görüyoruz. A kan gruplu bir kişi ne anlama gelecek? Şimdi A kan gruplu bir kişide adı A olduğuna göre A yuvarının üzerinde bir A antijeni vardır. Kendisi A antijenine sahip olduğu için A antijenini çökeltecek antikora sahip olamaz. O da diğer antijen olan B antijenini çökertecek antikora. Yani A kan grubu
B antikoruna sahiptir. Eğer ki bu kişinin vücuduna B antijeni girerse sahip olduğu B antikoruyla B antijenini çökertir ve kanda bir pıhtılaşma meydana gelir. B kan gruplu bir kişiye bakacak olursak adı B olduğuna göre B antijenine sahiptir. O zaman A antikoru vardır. Yani siz B kan grubuna sahip birine eğer A antijeni taşıyan bir kan grubu verirseniz, örneğin A kan grubu verirseniz sahip olduğu A antikoruyla A antijenini çökeltir ve kişide kan pıhtılaşması görülür. AB kan grubu olan bireylerde ise hem A hem de B. AB antijeni değil, A antijeni artı B antijeni. Yani her iki antijene birden sahip, herhangi bir antikoru yok. Yani bu kişiye A antijeni içeren ya da B antijeni içeren bir kan verebilirsiniz. Çünkü herhangi bir antikoru yok. Sıfır kan grubuna sıfır denmesinin sebebi ise antijene sahip olmamasıdır. Yani bunda antijen yok. Antijene sahip olmadığı için her iki antikora birden sahip. Yani hem A'yı hem B'yi çökerten antikora sahiptir. O yüzden sıfır kan grubuna antijen taşıyan herhangi bir kan grubundan kan veremezsiniz. Geldim RH sistemine. RH sisteminde şuna bakar. RH proteini al yuvar üzerinde var mıdır? Yok mudur? RH proteini varsa pozitif, yoksa negatif olarak isimlendirilir. Eğer kişi RH pozitifse o zaman RH antijeni vardır. O zaman RH'ın antikoru yoktur. Eğer kişi RH negatifse o zaman antijen yoktur ama antikor vardır. Yani siz RH negatif olan birine RH pozitiften kan verirseniz sahip olduğu antikor buradaki antijeni çökeltir ve RH negatif kan gruplu kişinin kanında bir pıhtılaşma meydana gelir. Bu pıhtılaşma sonucunda da kişi de işte ölümle sonuçlanabilir. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Böylelikle lenf dolaşımı ve kan grupları tamamlanmış oldu. Artık bir sonraki videoda bağışıklık konusuna geçeceğiz. Bunu ayrı bir sistem olarak da düşünebilirsiniz. Dolaşımın içine de dahil edebilirsiniz. Çok da fark etmiyor. Ama artık bir sonrakinde bağışıklık nedir? Bunu öğreniyor olacağız. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.